Türkiye'den herkese merhaba, ben Zeynep Bayar. Son iki haftadır gündemi meşgul eden Barbie filmiyle bilmenizde fayda var'a başlıyoruz. Warner Bros. Barbie filminin dünya çapındaki gişe bilet satışlarının 1 milyar dolar aştığını duyurdu. Yapılan açıklamada fantastik komedi filminin yurt içi sinemalarından 459 milyon dolar ve yurt dışından ise 572,1 milyon dolar hasılat elde ettiği belirtildi. Barbie filminden dünyanın en zengin iki CEO'sunun atışmasına geçiyoruz. Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, Meta CEO'su Mark Zuckerberg ile yapacakları kafes dövüşünü X platformu üzerinden canlı yayınlayacaklarını ve gelirini Gaziler Derneği'ne bağışlayacaklarını açıkladı. Musk, Zuckerberg'e Threads adı verilen Twitter alternatifi bir platform kuracağı yönündeki haberlerin ardından dövüş için meydan okumuştu. Zuckerberg de 22 Haziran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımda kafes dövüşü için teklifini kabul ettiğini duyurmuştu. Sırada TikTok'tan bir haberimiz var. AB Veri Koruma Kurulu, TikTok'un 13-17 yaş kullanıcılarının verilerini korumasıyla ilgili karara uymadığı gerekçesiyle 2021'de başlatılan soruşturmaya dair görüşünü açıkladı. Kurul bağlayıcı nitelikteki kararında İrlanda Veri Koruma Otoritesi'ni haklı bularak TikTok'un cezaya çarptırılmasına imkan sağlamış oldu. Milyonlarca poundu bulması beklenen ceza 4 hafta içinde açıklanacak. Çin çocukların akıllı telefon kullanımına kısıtlama getirmeye hazırlanıyor. Gelin haberin detaylarını birlikte inceleyelim. Siber Uzay İdaresi'nin hazırladığı tasarı kamuoyunun görüşüne açıldı. Tasarı 16 ila 18 yaşlarındaki çocukların günde 2 saat, 16 yaşın altındakilerin ise sadece 1 saat telefon kullanabilmesini öngörüyor. Öte yandan 8 yaş altındakiler için öngörülen süre sadece 8 dakika olacak. Saat 22'den sabah 6'ya kadar çocukların internete erişimi kapatılacak. Telefon ve uygulama üreticilerinin yeni düzenlemeler için çocuk modunu hizmete alması gerekecek. Son haberimiz küresel ısınmaya ilişkin. Avrupa Birliği Komisyonu'nun kriz yönetiminden sorumlu üyesi Lanez Lenarčič, Avrupa'da birçok ülkenin bir yandan sel, diğer yandan yüksek sıcaklarla ilgili alarm durumunda olduğunu duyurdu. Sırbistan'ın hem yüksek sıcaklıklar hem de yağmur nedeniyle kırmızı alarm durumunda olduğunu belirten Lenarčič, İsveç, Norveç, Macaristan ve Hırvatistan'da sel alarmı verildiğini aktardı. Diğer taraftan Lenarčič, Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, İtalya, Fransa ve Türkiye'de ise orman yangını tehlikesinin bulunduğunu vurguladı. Bugünlük bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.